Eşit kollu olmayan teraziler başka bir deyişle hatalı terazide diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradaki eşit kollu olmayan terazilerin ana prensibi aslında momenttir. Ne yapıyoruz? Buradaki terazideki denge noktamıza göre moment aldığımızı kabul edeceğiz. Ve şunu söyleyebilirim. Artık ne yapıyorum? M cisim çarpı L1 eşittir. M1 çarpı L2'dir diyoruz. Peki bu sefer cismi aynı cismi sağ kefeye koyarak tartmışız. E tekrardan bir kere moment alıyorum. Ve burası için de m2 çarpı l1 eşittir m cisim çarpı l2'dir diyebiliriz. Taraf tarafa oranladığımızda l1 ve l2 değerlerimiz gidecektir. Ve buradan çapraz çarpımla m cismin karesi eşittir m1 çarpı m2'dir diyebiliyorum. Ve buradan da cismimizin gerçek kütlesi için karekök içinde m1 çarpı m2 olarak yazabiliyoruz. Peki bulduğumuz bu değer nedir? Şimdi bir kütleyi önce sol kefede tartıyorum. Çıkan değere m1 kütlesidir diyoruz. Aynı şekilde bu sefer aynı terazide bu cismi sağ kefeye koyarak tartıyorsun. Ve bu sefer de tartılan değere m2 olarak yazıyoruz. İşte bu iki değerin çarpımsal değerinin karekökü bu cismin bize gerçek kütlesini verecektir diyebiliriz arkadaşlar terazide kol uzunlukları oranı 2 bölü 3'tür. K cismi sol kefedeyken kütlesi m1 gram, sağ kefedeyken m2 gram olarak ölçülüyor. Buna göre m1 bölü m2 oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi şuradayken cismi sol kefeye koyduğumuz zaman gelen kütlesel değer m1'miş. Cismizi sağ kefeye koyduğumuz zaman tartılan değer de bizim için m2 kütlesini veriyormuş. E peki yine momentimizi alarak yazalım. mk çarpı l1 eşittir diyorum. M1 çarpı L2'dir diyoruz. E peki tekrardan bir moment alalım ve burası içinde diyorum ki yine MK çarpı L2 eşittir. Ne gelecek arkadaşlar? M2 çarpı L1'dir diyebiliyoruz. Taraf tarafa oranladığımız zaman MK değerlerimiz birbirini götürdü. Ve buradan da M1 bölü M2'nin çapraz çarpımlarla L1 bölü L2'nin karesine eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü L1 çarpı L1 bölü L2 çarpı L2 gelecektir. L1 bölü L2 oranımız için soruda bize 2 bölü 3'tür denilmiş. Karesini aldığımız zaman M1 bölü M2'nin artık 4 bölü 9'a eşit olduğunu söyleyebiliriz.